Bugün bir kepazeliği yine paylaşacağız. Meral Akşener artık Kemal Bey'in yumuşaklığından, efendiliğinden falan iyice faydalanarak ağzına geleni söylüyor. Bir kısmının doğru mu olduğundan kuşku duyduğunu laflar ediyor. Kemal Bey'e çağrımdır. Akşener'in söyledikleri artık siyasi nezaket olarak tartışılamaz. İftira olduğunu düşündüğüm birçok şeyler var, tanık olduklarım var. Lütfen çıksın ve yanıt versin. Artık o masadakiler gizli falan değildir. Meral Akşener çok temel ahlaki bir meseleyi bence tartışmalı hale getiriyor. O da ne? Siz baş başa yenen yemeklerde, yapılan sohbetlerde, size yönelik söylenmiş ikili diyaloglarda olanları artık açıklamaya başladınız. Bunun adı en hafifinden ayıptır. Ama aslında siyaseten çok daha ağır lafları hak ederler. Gazetecileri hapse attırmaya çalışmak, Cumhur İttifakı'nın koltuk deliği olmak, Kemal Bey'e hakaretler yağdırmak, Ekrem Bey vesaire gibilerini belki de görün bakın size neler edeceğim diyecek kadar ileri gitmek ve şimdi de İzmir adayını açıklamak. Buradan söylüyorum, Mart ayının sonunda Meral Akşener'in partisi tabela partisi olur ve Cumhur İttifakı'na da katılır. Bu tezimin de ısrarla arkasındayım. Şimdi onun adamları yine önkürerek gelirler. Hiç önkürmeyin arkadaşlar. Bunun böyle olacağını göreceğiz. Önceden gördük. Bu halk, bu insanlar laiklik için acı çekenler, Mustafa Kemal için canı yananlar sizin bu yaptıklarınızı not ediyor, görüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesinden dolayı onu istifaya çağırdılar, kıyamete kopardılar. Ama onu istifaya çağırıp kıyameti koparırken size de sütten çıkmış ak kaşıksınız demediler ki. Siz Kemal Bey Alevi olduğu için kazanmasın diye her türlü ayak oyununu yaptınız. Ben daha da ileri gidiyorum. Ekrem Bey'in çevresindeki kimi isimlerin bunu ispatlayamam ama biliyorum Kemal Bey'e oy vermediğini iddia bile edebilirim. O kadarını söyleyeyim. Ama soru şu, Ekrem Bey, Mansur Bey, Meral Hanım, küçük enişte, sınıfın sevimli oğlanı vesaire o altılı masadakiler bilmem neler, siz seçim mi kazandınız? Siz sadece uyanıklık yapıp Kemal Bey'in zaafından faydalanıp milletvekili aldınız. Hadi girin. Buyurun Meral Akşener hanımefendi, İyi Parti ve diğerleri. Girin bakalım %7 barajının olduğu bir seçime. Hiçbiriniz geçemezsiniz. Ama Cumhuriyet Halk Partililer kendi içinde tartışsa bile anladığım o ki altı oka sahip çıkacaklar. İşte dün İlhan Cihaner'in nezaketini gördünüz. Dönüp baktığımız zaman çok önemli bir felsefeci olan benim de çok değerli arkadaşım Örsan Öğmen'in de ne kadar nazik olduğunu görüyorsunuz. Genel başkanlarına karşı o dili korumaya çalıştığını görüyorsunuz. Siyaset esnafı olmuşsunuz ve halen bu siyaset esnaflığını sürdürüyorsunuz. Ve adamlarınızla gazetecilere hedef gösteriyorsunuz. Adamlarınızla. Bunun adı mertlik mi Allah aşkına? Bunun adı dürüstlük mü Allah aşkına? Yani Meral Hanımcığım neredeyse bütün gazetecilere telefon açıp ben senin ablanım canım cicim deyip Ekrem'e de ben senin ablanım falan deyip Canan Kaftancıoğlu'nu Allah'ın günü neredeyse arayıp ya sen bizim için ne kadar önemlisin falan deyip de buralardan 10 takla atmak siyaseten yakışıyor mu? İşte o video. İzleyelim videoyu. Görelim videoyu, millet ne yapmış ne etmiş anlayalım ve İzmirlilere soralım. Burada da İzmir'de pek çok insan var. Ağzıyla kuş tutsa İyi Partili birisine İzmir'de oy verir misiniz? Verirseniz eğer ben cumhuriyetçiyim falan diyebilir misiniz? Cumhur İttifakı'nın doğal üyesi olmuş artık İyi Parti. Muhalefet partisi falan değil. Buyurun. Görkemciğim video evet. İzmir'i kokudan kurtaracak. İzmir'i sığınmacıdan kurtaracak. O söylemedi ama ben söyleyeyim. Kimse faşistlikle suçlamasın ama İzmir'de sığınmacılara belediyeler üzerinden ekstra yardım, herhangi bir indirim yapılmayacak. Ve dürüstlüğün Allah aşkına videoyu bir daha gösterir misin? Sondaki esneyen hanımı görelim. Çünkü sondaki esneyen hanım bu işin gerçeği. Bir de ne diyor?
kimse faşistlikle suçlamasın. Biz sizin sığınmacılarla ilgili tutumunuzdan dolayı sizi faşistlikle suçlamıyoruz ki. Asenalığınızdan dolayı, 90'lardaki olup bitenlerden dolayı, Tansu Çiller'in koltuk değnekliğini yapıp o dönem Kürtlere her türlü eziyeti yapmanızdan dolayı kendi kendinizin yerini bilin diyoruz. Ve bir Alevi'nin Cumhurbaşkanlığı olmaması için seçilecek aday türündeki bir değerlendirme yapmanızı, yarın bir Kürt aday olacak olsa, bir Ermeni aday olacak olsa kafanızın içinde neler olduğunu bildiğimiz için söylüyoruz. Bu ülke bizim. Yani kendini bu ülkenin asli unsuru zannedenler biraz kendine gelsin. Ülke bizim kardeşim. Alevi de burada Cumhurbaşkanı olur. Ermeni de Genelkurmay Başkanı olur. Efendime söyleyeyim kadınlar da hem devlet başkanı olur hem bakan olur. Her şey olur. Ama kafa ne? Tekçi bir kafa. Çünkü en çok yurdu ben seviyorum diyor. Nereden biliyorsun memleketini en çok sen sevdiğini? Sizin geleneğinizden gelene bakın. Bir de Türkiye'nin yurtseverlerinin geldiği gelenekten bakın. Türkçe diye bir dil varsa büyük oranda Nazım Hikmet'e borçluyuz. Bu ülkede yurtseverlik tarifi kimdir deseniz Deniz, Mahir, İbrahim onlara bakarız, tamam mı? Askerlerin ardında hiçbir zaman saklanmadı Türkiye'nin yurtseverleri. Türkçe'ye baktığınız zaman işte yayının başında gösterdik, onlar sayesinde oluyor. İşçi sınıfını ayağa kaldıran 1 Mayıs 77'de Kemal Türkler öldürüldü bu ülkede. Abdi İpekçi öldürüldü. Abdi İpekçi'nin katili halen aramızda. Hangi gelenekten geliyor? Soruyorum size. Kimse faşist demesin. Vallahi ben demedim. Siz kendinize dediniz. Bir daha izleyin. Sondaki hanımefendinin esnemesi çok hoşuma gitti. Esnetiyorsunuz. Esnetmek bile değil ama kadın esnemiş. Bir seyredelim lütfen. Gelecek. İzmir'i kokudan kurtaracak. İzmir'i sığınmacıdan kurtaracak. O söylemedi ama ben söyleyeyim. Kimse faşistlikle suçlamasın ama İzmir'de sığınmacılara belediyeler üzerinden ekstra yardım, herhangi bir indirim yapılmayacak. Ve hanımefendi esniyor, yalandan alkışlıyor. Çünkü hanımefendinin kafa şu: ey Meral Hanım, peşine takıldık. Bir, İzmir'de aday göstererek İzmir'i kaybettik. Seçimlere girdik, zaten doğru dürüst bir milletvekili alamadık. MHP'yi bile geçemedik, bu bir. İkincisi, bu İzmirliler Tunç Sayar'a doğrudan saldırmanla, CHP'ye doğrudan saldırmanla sana niye güvensin? Yani ben Meral Hanım'ın seçimler bittikten sonra daha bir kelime Erdoğan'ı eleştirdiğini, cesaret edip de bir kelime Devlet Bahçeli'yi eleştirdiğini duymadım. Var mı duyan gören? Ya varsa yoksa Kılıçdaroğlu'na saldır, varsa yoksa CHP belediye başkanlarına saldır, varsa yoksa masada ben öyleydim, ben böyleydim. Buyurun. Buyurun gelin burada soru cevap yapalım. Bana da kardeşim Enver fikirlerinden çok faydalanıyoruz. Biz yemeyiz de öyle numaraları. Canan da yemedi o numaraları, onu da söyleyeyim. Hadi buyurun konuşalım, tartışalım. Ne demek yani İzmir'i kokudan kurtaracak? O zaman o gün söyleseydin, deseydin ki arkadaş Tunç Soyer İzmir bok kokuyor. Tunç Soyer de deseydi ki vallahi kokuyor. Buyurun gelin dese. Şimdi bunları söylemek ayıp. Tamam mı? Göreceksiniz adayınız İzmir'de %1'i bulamayacak. %1'i bulamayacak. Yok böyle bir İzmir. Yok böyle bir hakikat. İzmirli son kertede kendisine niye kale diyor? Sosyalist olduğu için falan kale demiyor. Laiklik bir kaygısından dolayı CHP'ye sığınmışlar. Ondan dolayı kale diyorlar. Mevzu bu. İzmirliler de Allah'ın belası diye. İzmirli nasıl Allah'ın belası demiş? Yani düşünsene, İzmir'in başında Tunca Özkan belası var zaten. Yani Allah vermiş İzmirlilere vereceği. İzmir kendi kendini koruyor. Tunca Özkan'ın olduğu bir yerde huzur olur mu? Tunca Özkan'ın olduğu bir yerde güzellik, sevgi, bilmem ne, barış olur mu? Tunca Özkan'ın olduğu yerde iş karıştırma, alalım, verelim, götürelim, bilmem ne falan var. Çeşme Belediye Başkanı gibi bir yarma adamlarıyla birlikte beni dövmeye kalktı. Sonra tıpış tıpış gitti, telefon açtık, çıkmadı. Sen kimi dövüyorsun? Kimin karşısında duruyorsun? Kimsin sen? O yarma da bundan sonra görev yapamayacak. Onu da söyleyeyim. O yarmayla da hesabımız bitmedi. Neden ona Tuncay'ın adamı olarak korumalarla bilmem ne geliyorsun. Pusu kuruyorsunuz. Yarma. Çeşme'de bir kişi seni sevmiyor. Ama İzmirli onu da değiştirecek. İzmirli
şikayetlerinden dolayı Meral'in adayına, Sayın Akşener'in adayına gitmez. Bu bir. İkincisi, gayri ahlaki tutum takınan Kılıçdaroğlu'na saldırıp da saraya tek kelime etmeyen Akşener'e gitmez. Şimdi Akşener Kemal Bey zor durumda kalsın diye geziyor. Sadece Kemal Bey zor durumda kalmıyor ki. Milyonlarca seçmen zor durumda kalıyor. Tunca gelince müstahak. Pısırıklığının, doğru dürüst mertçe dövüşememenin, gelen ağam giden paşam demenin ve kendisini sevmeyenlere bile siyaseten canım, cicim, aşkım falan deyip masalarda Allah'ın belası demelerinin sonucuna da çık, çık Tunç, çık Akşener'e de ki sen ne diyorsun ya de, neresi kokuyormuş de ama demiyorsunuz. Hepiniz böyle dik 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 konuşuyorsunuz. Nedir lan bu vik vik? Çıkın biriniz de delikanlıca konuşun. Tunca Özkan genel merkeze, CHP'lilere kumpas kuracağına, parasını ödettiğin KRT'yi kendine kullanacağına çık da İzmir'de bizim belediye başkanımıza böyle hitap eden Meral Hanım'la ben yan yana olamam. Tunç Bey'in yanındayım de ben de hayatımda ilk defa sana saygı duyayım. Yani duyamam da gayret edeyim. Bu herifler bu. Bunları bilin. Burada bize artistlik yapanlarla aynı. Yürü çek sifonu. Gelelim